kadar her şey afaki gidiyor ki, defalarca söyledik, getirin verilerinizi konuşalım. Çünkü biz veri getirebiliyoruz. İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu'na başvuran kadınların davalarına ilişkin kararlar yeri geliyor. O kararlarda görüyoruz. Bu kocam lafa da yatırıyor, ben yan gelip yatıyorum diyen adamlar var ya, 200 lira nafakayı ödemiyorlar zaten. Biz burada 200-300 lira nafakadan bahsediyoruz. Bu kadının zaten yoksulluğunu ortadan kaldırmıyor. Hiç olmazsa bir takside bağlıyor, ne bileyim, çocuğunun servisini. O kadar enteresan. Daha dün ben çıktım. Bir de çocuk için 200 lira verdi. O kadın o 200 lirayla ilkokula giden çocuğun nesini karşılayacak? Nesini karşılayabilir yani? Zaten biz iki tarafın yoksul olduğu kesimin bu bu hususta karşı karşıya geldiğinin farkındayız. Fakat halis toprak nafakaları gibi bir nafaka miktarı falan ortada yok. Bu gerçekliği değil Türkiye'nin. Ve çok çeşitli manipülasyonlar yaratılıyor. Hukuki düzenlemeler sadece manipülasyonla yapılmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. İsviçre'de bir yasa maddesinin değişmesi için 15 yıl tartışıldığını okumuştum. Bu o kadar tehlikeli bir şey ki, tamamen saldırgan, manipülatif yaklaşımlarla bir yasa değişikliği yapılıyor. Bunun nereye gideceğinin hiçbir öngörüsü yok. Çok tehlikeli bir durum. Süreç içindeyiz. Defalarca ben dille konuşayım. Hukukçu bir kadın olarak üzerime düşen vazifeyi yapıyorum. İçim çok müsterih. Gerçeklerden bahsediyorum çünkü.